Harekete dikkat edelim. Harekete dikkat edelim. Ay. Ve şimdi işte en sevdiğim an. Tadım anı. Başlıyoruz. Bak acı. Bak şimdi üçünü beraber birleştiriyorum. İşte bu arkadaşlar. En altta ıslak brownie. Ortada peynirli kek. Cheesecake. Üstte acı biber reçeli. Bakacağız. Abilerim, ablalarım, herkese selam ederim. Bugün acayip iki tatlı yapacağız ama bu tatlıları üst üste koyacağız. Tek tatlı gibi olacak ve de bu yetmiyormuş gibi bu ikisinin üstüne bir de tüy dikeceğiz denebilir. Hani kelimenin tam anlamıyla. Şimdi birinci tatlımız alt katmanımız brownie. Geçenlerde brownie yapmıştık. Çok beğenilmişti. Bu da çok benzer bir tarif. Hemen malzemelerle başlıyorum. Alt tarafta yazı kısmında da malzeme listesini vereceğim tabii ki. 50 gram un, 75 gram toz şeker, 100 gram tereyağı, 1 pinçik tuz. Şimdi orijinal tarifin hep yarısını kullanıyorum. Tarifte 3 yumurta var. Ben buraya 2 yumurta koydum ama ikincisinin yarısını alacağım. Tariften biz şaşmayalım. Burada da tabii ki bitter çikolatalarımız var. İkisi 140 gram ediyor ama bir tanesinin yarısını kullanacağım. 105 gram yani 100 gram olacak. Ya tarif 100 gram onu söyleyeyim. Ve elbette ki artık her zaman olduğu gibi çikolatalı tatlı varsa yanında mutlaka, daha doğrusu içinde mutlaka ne vardır? Portakal kabuğu vardır. Portakal kabuğu rendesi vardır. Evet, hızlıca başlıyoruz. Şimdi iş planım şöyle. Yumurtayı kırıyorum. Efendim. Toz şeker ve tuz atıyorum içine. Onları bir güzel çırpıyorum. Ben Mario usulü. Bu arada tabii arkada gürültüler var. Eğer müsaade ederlerse. Değil mi? Evet. Çikolata ve tereyağını ben Mario usulü eritiyorum. Daha sonra ikisini yavaş yavaş böyle tatlı tatlı eftik eftik birbirine karıştırıyorum. Sonra da fırına atıyorum. Ha, unutmadan bak şimdi bu işin hazırlığı yaklaşık 10 dakika falan sürecek. Şimdiden fırınımı ayarlıyorum. 180 dereceye 15 dakika kalacak. Fırınımı ayarlayayım. Evet, ayarladım ve başlıyoruz. Şimdi ocağın altını açtım. Ben Mario usulü orada çikolata ve tereyağını eriteceğim. Burada da ne yapıyorduk? Toz şeker koyuyoruz. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir pinçik tuz koyuyoruz. Kontrast lezzet tatlının tadını öne çıkarsın diye. Evet, şeker, tuz ve de şurada şöyle göstereyim. 1,5 yumurta attık içine. Ve de başlayalım karıştırmaya. Renge bak be. Şimdi şeker, tuz ve yumurtayı çırptık. Ha, ne unuttuk biz bu arada? Şimdi şöyle göstereyim. Bir portakalın kabuğunu rendeledim. Bunun yarısını bunun içine atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Kalan yarısını da ne yapacağım? Alt kat brownie olacak. Üst kat cheesecake olacak ya. Cheesecake'in içine koyacağım. Ha, diyebilirsiniz ki iki katta da yani iki ayrı tatlıda da portakal kabuğu var. Evet ama ben bunu böyle seviyorum. Hani siz sevmiyorsanız hiç kullanmazsınız. Limon kabuğu kullanabilirsiniz. Ya da bir katında kullanabilirsiniz sadece. Ama ben dediğim gibi hani çikolata ve portakal kabuğu ikilemini seviyorum. İkilemesini. O yüzden de ikisini de birden kullanacağım. Şimdi ben Mario usulü burada altta kaynayan suyumuz var. Üstte de kap var. Buraya 100 gram tereyağını atıyoruz. Ve de çikolatayı da şimdi parçalara ayıracağız. Bir de atacağız içine. Şimdi karıştırmaya başlayacağız. Azıcık erisinler bunlar. Evet, erimeye başladı. Şimdi yavaş yavaş bunları bir araya getireceğiz. İyice karıştıracağız. Ve homojen hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş eriyor. Evet dostlar, gördüğünüz gibi artık tereyağı ve çikolata bir eridi ve birbirine karıştı. Şimdi bunu ateşten alacağım ve biraz soğumaya bırakacağım. Azıcık soğuduktan sonra ama bakın kıvam bu. Bu kıvamını kaybetmeyecek şekilde.
Sonra bizim bu şekerli yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü hani çok hızlı ilave edersem çikolatanın ve yağın sıcaklığıyla yumurtanın pişme riski var. Yumurtayı pişirmeden tatlı tatlı ilave. Ha bu arada o karışıma orijinal tarifte vanilya yoktu ama ben vanilya da sevdiğim için o karışıma azıcık da vanilya ilave edeceğim az sonra. Bunu da belirtmiş olayım. Vanilya demiştim. Şöyle minik vanilya paketinin yarısını salladım içine. Karıştırdım. Evet, şimdi karışımı soğuttuk ve yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi bu noktada son ve kritik bir hareketimiz var. Un ekleyeceğiz. Unu ne yapacağız? Eleyerek koyuyoruz, topaklanmasını engellemek için. Bu bir. İki. Mikserle karıştırmıyoruz. Spatula ile böyle yukarıdan aşağı kapata kapata karıştıracağız. Bu da brownie'nin içinin daha ıslak kalmasını sağlayacak. Bunu biliyoruz. Geçen sefer yapmıştık çünkü, değil mi? Bak. Şöyle aşağıdan yukarı kapatıyorum. Şu şekil. Kapata kapata karıştırıyorum. Tatlı tatlı. Hani mikserle olmaz mı? Bu da olur ama mikserle olunca o bizim istediğimiz brownie'nin orta ıslaklığını birazcık kaybedebilir. Evet, karıştırdık. Şimdi tepsiyi birazcık yağlayacağım. Sonra da bu karışımı dökeceğim. 180 derecede 15 dakika yallah. Evet, tepsinin dibine birazcık yağladım ve karışımı artık döküyorum. Temeli attık. Bence temeli sağlam attık yani. Alt katta brownie hazır. 15 dakika. Hadi bakalım. Hop. Şimdi gelelim üst kata. Üst katta cheesecake var. 100 gram toz şekerle başlıyoruz. Bunun üzerine bir tane yumurta kıracağız. Efendim. Başka olmazsa olmazımız portakal kabukları. Şimdi bunları bir çırpacağız. İçeride yumurta olduğu için iyi çırpacağız. Yumurtayı birazcık kabartacağız. Ondan sonra un var. Bir yemek kaşığının birazcık azı, böyle 0,75. Yani yüzde, ne diyeyim, yüzde vermeyelim. Dörtte üçü kadar, yarısından fazlası. Yani bilmiyorum işte, çok karıştı hesap ya. Bir yemek kaşığından az un. Onu da karıştıracağız karışımın içine ama yumurtayı hava aldırdıktan sonra unu yavaş yavaş karıştıracağız. En sonunda da 300 gram labne peynirimiz var. Onu da yavaş yavaş karıştıracağız. Başlıyoruz. Başladık. Bunu eline bileğine güvenen tabii tel çırpıcıyla da yapabilir ama yumurtayı kabartmamız gerektiği için sıradan bir karıştırma olmayacaktı. Biraz iddialı olacak. Şimdi birazcık karıştıktan sonra üst devir alacağım. Bir yukarı, bir hızlı devirde yapacağım. Evet, şöyle göstereyim. Bir yemek kaşığının yarıdan fazlası, tamından azı. Bunu da şöyle küçük bir elek yardımıyla eleyelim ki topaklanmasın. Eledik. Oldu. Devam. Bunu da spatula ile karışıma yediriyorum. Son malzememiz tabii ki esas olan peynir. Şimdi burada 2 paket peynirim var. Peynirler 200 gram, 200 gram, 400 gram ama tarifte 300 gram kullanmam lazım. 1,5 paket kullanacağım. Bilginiz olsun.
Açalım ve başlayalım. Evet, 300 gram labne peyniri de içine ekledim. Ve de yavaş yavaş, çok fazla yine örselemeden karıştırıyorum. Şimdi cheesecake'imizin karışımı hazır, tamam mı arkadaşlar? Bak, işte bu. Altta da brownie. Artık birleştirme zamanı geldi. Sevenleri kavuşturalım. Döküyoruz. Fırın 180 derecede hala çalışıyor. 180 derecede 10 dakika daha. Sonra alacağız ama sonra üstüne bir son dokunuş yapacağız. Onu şimdi söylemeyeceğim. Son dakikada söyleyeceğim onu. Bence o da çok böyle kayda değer bir hareket olacak. Söylemesi benden. Evet dostlar, şimdi şöyle spatula yardımıyla mümkün olduğu kadar yüzeyi pürüzsüz hale getirmeye çalışıyoruz. Son noktada şöyle bir biraz da sallayalım. Yer çekiminin etkisiyle boşlukları dolduralım ve de 180 derece fırına atalım. 10 dakika daha. Hadi. Efendim 180 derecede 10 dakikadan sonra fırını kapattık. Oda sıcaklığına gelene kadar fırında beklettik ve de hazır şu anda. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Şöyle bir kendini toparlasın. Birkaç saat soğusun. Ondan sonra tadım aşamasına geçeceğiz. Bu arada ben dayanamadım. Şuradan bir tadına baktım. Acayip olmuş bu arada, söyleyeyim. Az sonra. Az sonra dediğim 2-3 saat sonra. Dayanamadık. İkinci saatin sonunda artık bu bebeği çıkartacağız ve yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Şimdi en altta brownie var. Tatlı, şekerli, çikolatalı. Üstünde cheesecake var. Tatlı, tuzlu, şeker var. Labne peyniri var. En üstüne de makyaj malzemesi olarak ve son dokunuş olarak ne koyacağız biliyor musunuz? İşte bunu. Çanakkale'nin Ezine ilçesinden Güntepe reçellerinden acı biber reçeli. Ne olacak? Alttan tatlı, ortadan tatlı tuzlu, üstten de acı gelecek. Hepsi beraber ağzının içinde patlayacak. Hadi artık ben dayanamıyorum ve servise başlıyorum. Şimdi cheesecake normalde tabii ki daire olur. Ama bugün bunda yaptık. Şeklini biraz değiştirdik. Zaten altında da brownie var. Brownie de bu şekil olur. Hani ikisinin bir ortak yorumu gibi oldu. Bunu normal brownie gibi keseceğiz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Aha da yarım yamuk kestim ya. Neyse. Olabilir. Bak. 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 Bak, arayı gösterelim. Bak. Brownie'nin şu arayı görüyor musun? Hala ıslak. İşte istediğimiz mevzu buydu. Şimdi bunu aldık. Tamam mı? Şimdi buradaki harekete dikkat edelim. Harekete dikkat edelim. Harekete dikkat edelim. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ve şimdi işte en sevdiğim an. Tadım anı. Başlıyoruz. Tadım aşamasına geliyoruz. 3 katman var ama ikisini ben yaptım. Hani biri hazır geldi. Onun lezzetini biliyorum. Şimdi öncelikle ayrı ayrı bir tadına bakmak istiyorum hepsinin. Brownie'den başlayalım. Brownie şahane. Hala ıslak bak. Önce brownie pişti. Üzerine bunu ekledim. Cheesecake'i ekledim. İkisini beraber pişirdim. Yani iki kere pişti ama hala arası ıslak. Güzel. Cheesecake. Bak. Tatlı geliyor, tuzlu geliyor, portakal geliyor. Acayip bir şey geliyor. Üst tarafta acı. Bak acı. Bak şimdi üçünü beraber birleştiriyorum. İşte bu arkadaşlar. En altta ıslak brownie. Ortada peynirli kek, cheesecake. Üstte acı biber reçeli. Bakacağız. Üf. Bak ben yaptım diye söylemiyorum ama. Çok iyi olmuş ya. Gerçekten çok iyi olmuş. Hani böyle Türkiye'de pek yok. İsviçre'de falan çok olur. Chili chocolate'lar vardır böyle. Acı biberli çikolatalar falan. O kadar güzel olur ki hani ilk başta dersin ki ya acı biberle çikolata mı olur? Yani çikolata yersin hem tatlıdır hem de arkadan da acı gelir ya. Burada da aynı şey oluyor yani. Tatlı geliyor. Sonra peynir,
peynirden tuzlu geliyor. Ondan sonra da arkadan acı geliyor, yakıyor. Yani sizi bilmem ama ben tek lokmada tatlı, tuzlu falan böyle değişik kombinasyonları çok seviyorum. Burada üçlü kombinasyon var. İlk defa denedim. Müthiş oldu. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzleyen, buraya kadar sabır gösterip izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıya da birkaç satır yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, lezzetle kalın, hoşça kalın.